Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da tüm yazan yeri aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar size bir iğneden tığa bir model hazırladım. Hem kolay hem çok zarif bugüne kadar yapmış olduğumuz kelebek modellerin içinde en kolayı bakın bu şekilde böyle kayamızın üzerine kelebeklerimi hazırladım arasına da bu şekilde 3 tane böyle kirpikli trabzan yapıp orta kısmı da böyle antenlerde koymuş olduğum bu kirpikleri böyle arası oyuna da renklendirdim arkadaşlar tabi bunları beyaz kullandım siz istediğiniz kelebeklerin renginde de kullanabilirsiniz Evet modelimiz bu. Çok hoş ve zarif duruyor. Şimdi yapılış kısmına geçelim. Evet şu şekilde üçer zincirli tığ battıları hazırladım. 696 nolu videomda tüm püf noktaları ile mevcut arkadaşlar tığlama işlemi. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Şöyle iki tanesini yaptım. Bir tanesini de sizler için beraber yapmak için bıraktım. Evet şöyle. Şimdi bir 2 zincir çekiyorum sık iğne ile sabitledik 2 zincirimi çekip tığ battıma 2 2 alarak buraya bir trabzan oluşturdum 4 tane zincir trabzanın ara kısmından gelip kirpik oluşturdum 2 zincirimi çekiyorum ve sıradaki tığ battıya kapattım arasını 3 tane bıraktım arkadaşlar siz ne kadar isterseniz o kadar verebilirsiniz şöyle 3 zincirimi çekiyorum Buraya 5 tane bu şekilde üçer zincirli tığ battılar yapacağım. 3 zincir 1 2 3 zincir zincirlerimi sıkı çekiyorum ki şöyle zürafa gibi kalıp gibi durması için İpimi de güzelce esnettim Evet dört tane yaptık bir tane daha yaparak şöyle tamamlıyorum şimdi bir zincirimi çekip bakın bu kenar kısımdan kesim işlemi gerçekleştiriyorum buraya 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya bir tane yuva yaptım şöyle 3 tane tığ battı yaptık ikinci sıramızda bakın kenarda bir tane bıraktık bir zincirimi çekip düz tarafına döndüm hemen tığ battımın içini sık iğne ile sabitleyip şöyle bir tane yaptık 3 zincir kapattım. Bakın kenarda kesim işlemi gerçekleştiği için bir zincirle hemen eksilme oldu. 2'ye düştü. Yine aynı şeyi uygulayacağız. Bir zincirle dönüp şöyle kesim işlemini gerçekleştireceğiz. 1'e düşüreceğiz. Evet 3 zincirimi çekiyorum. bir tane. 5 tane zincir çekiyorum. Kelebeğimin birinin kanadı için buraya 5 zincirden yuva hazırlıyorum tepe noktasına aynı şekilde 5 zincir şöyle iki tane kanat için 5 zincirli kelebeğim için yuva hazırladım bakın buraya bu şekilde ve şöyle bir zincirle Arkadaşlar bu, bu hemen dipteki yuvaya bir zincirle giriyorum yuva aşağı kaymasın diye hem de destek oldum 3 zincir şöyle bir tane boşluk bırakıp ara kısma geçiyorum şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum bakın şuradaki dip kısma değil de bir sonrakine inince kayamız daha düzgün duruyor arkadaşlar şöyle 3 zincir iki tane tığ battı ara mesafesi bırakıyorum bu ara suyumla bu dalmanın kelebeklerimi konduracağım tepenin minik tepeciye bu şekilde oluyor bakın arkadaşlar bu şekil en güzel duruş şekli oldu kayamızın. şimdi iki tane de böyle ara suyla mesafe verdik yine ara suyuna geçiyorum yapmak için iki zincir bir defa doladım tıv ya iki ve iki dört zincir bakın tekrar iki zincir kapattım kolay Tıpkı kelebeğimizin yapılışı gibi ara suyu da çok kolay. 4 zincir. Hem kolay hem gösterişi sevenler için harika bir model tasarladım. İnşallah hoşunuza gidecek arkadaşlar. 2 zincir. Şöyle kapattım. Hep zor sık iğneli ilmekli kelebekler gördünüz. Bu sefer çok kolay bir şöyle kelebek göreceksiniz arkadaşlar benden. Genelde hep kulak çöpüyle ilmek yapardık. Sık iğneleri yuvalar yapardık tepe kısmına. Şöyle bakın ara suyunu da hazırladık. Yine 5 tane yapıp bu dağı yapacağız ve çimenimiz o şekilde devam edecek. Şimdi bu tepe kısmı yapmış olduğumuz bakın beşer zincirli yuvalara kelebeğin kanadını oluşturacağız. Evet 5 zincirli yuvamızın ilkinden girerek buraya bir sık iğne yapıyorum bakın bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir buraya bir tane bu şekilde ilmeği oluşturdum. 4 zincir çeviriyorum şöyle ters tarafına ve sık iğne ile sabitliyorum 5 zincirimin içine. Şimdi 5 zincirden kirpik yapacağız. Çevirdim. Bu 5 e, aradan 4 zincirli dönüş arasından kirpiğimi kapattım ve 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. Hemen bu 5 zincirli minik yuvaya kapattım. 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hemen çevirdim. Bu 7 zincirli yuvanın dip kısmından kapatıyorum. 5 zincir. Çeviriyorum. Buradan Bakın, bu şekilde bir kirpik. Trabzandan daha güzel duruyor arkadaşlar. Trabzan yaprağı yaparak yapılıyor genelde. Bu şekilde hazırladım. Çok hoş durdu o da. 6, 7, 8 ve 9. Bakın 5, 7 ve 9 olarak çoğalttım. Ve buraya bakın yeşil yuvaya kapatıyorum. 8 zincirle yukarı çıkıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir eksik. Yukarılar hep bir eksik. Hemen bu 8 zincirli yuvaya kapattım ve 5 zincirle dönüyorum. 2 3 4 5. Tüm kirpik sayılarım aynı. 5 zincirden şöyle köşelere birer kirpik oluşturuyorum ve 10 zincirle aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Şöyle kapatıyorum dibine de şöyle bir zincir çekiyorum bakın şu yaprağımı bir net göstereyim arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu buralarını da düzeltebilirsiniz şöyle bakın, kapatıp zaten bunlar ütülenince kalıp gibi duracak düzeltmeye bile gerek yok şöyle kopardık bakın bunları şöyle arka kısımda yakacağım arkadaşlar şöyle ters tarafına çeviriyoruz bu ikinci kanadı da ters tarafından yapacağız bu şekilde kafalar birbirine simetrik oluyor arkadaşlar yaprakları 5 zincir şöyle 5 zincirimi kirpik olarak kapatıp 4 zincir yukarı çıkış zincirimiz bir eksik Beşin içine sık iğne ile sabitleyip 5 zincirden kirpik yapacağız şöyle 5 zincir 4 zincirin arasına girip böyle minik bir kirpik yapıyorum şimdi buraya 7 tane zincir 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi aynı yeşil yuvaya kapatıp bu şekilde bir zincir oluşturdum ve 6 tane zincir çekiyorum buraya sık iğne ile sabitledim. 5 zincir 5 zincirimi çektim. Buraya kirpik olarak kapatıyorum. Bakın. Bu şekilde ikinci kirpiği de yaptık. 9 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 zincirimi yeşil yuvama kapatıp şöyle bir 2 3 4 5 6 7 ve 8 hemen ters tarafından sık iğne ile bu çıkış zincirimi kapattım 5 zincirden kirpik yapıyorum şöyle 5 zincir kapattım şimdi 10 zincirle aşağı inelim 6 7 8 9 ve 10 Bakın. yeşil yuvanın içine hem de ters taraftayız arkadaşlar. Ters taraftan başladık. Ters tarafta bitirdik. Sık iğne ile sabitleyip şöyle dibine de bir tane zincirimi çekiyorum. İkimizi koparalım. Evet kelebeğin yapılışı çok kolay. Ters tarafında bitirdiğimiz için bu ilmeği de arkadaşlar şöyle ters tarafından buraya bakın. Şöyle iki tane alıyorum. Son yaptığım Böyle zincirleri kapattığım sık iğnelerin arasından şöyle ara kısımdan siyahlık görünmesin diye şuradan bunu da iyice arkaya yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle bu şekilde burası ters tarafı olduğu için buraya yapıştıralım yakalım. Bu şekilde oluyor. Şimdi üstünün anten kirpiklerine şu tepe kısma geçelim. Evet, kelebeklerimiz hazır. Şöyle ters tarafından, yuvaları hep ters tarafından yapıyoruz arkadaşlar. Bu 10 zincirli aşağı iniş. Zincirlerin arasından girip sabitleyip 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Hemen bir sonraki 5 zincirli yuvaya kapatıp bir zinciri çekip düz tarafına döndüm. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir İlk ipi olarak kapattım. Şimdi bundan buraya dört tane daha yapacağız. 4 tane kirpiğimiz olacak yani. 5 zincir kapatıyorum. 5 zincir. Şöyle kirpiğimizi yapalım. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle arkaya alınca daha güzel duruyor bakın şu ara kısımdan tığımızı geçirdikten sonra şu ipi de üzerine artınca böyle yanık izi gözükmüyor dördüncü kirpiği veya üçüncü de aynı şekilde yapabilirsiniz şöyle kapatalım arkadaşlar bir zinciri de çektik bakın beş zincirden buraya dört tane kirpik yaptım ve ipimi koparıp şöyle antenimizi yakıp temizleyip gelelim Evet orta kısma bu şekilde e, ee, kirpikli trabzan ve orta kısımdaki bu kirpikli trabzanın içine sık iğne ile sabitleyip 3 zincir 3 zincirimi çekip kapattım yine 3 tane zincir kapatıyorum 1 2 3 zincir böyle minik kirpikleri yaparak bu orta kısmı hareketlendiriyorum arkadaşlar bir renk veriyorum isterseniz tabi sade de bırakabilirsiniz ama oyamız gördüğüm en kolay kelebeklerden bir tanesi olduğu için bu sizi yormayacaktır sanırsam Evet hemen bunları yakıp temizleyip bakalım Evet rengarenk uç uç kelebeklerim bu şekilde oldu bakın arkadaşlar şöyle teker teker de göstereyim yakından Şöyle ütüsüz ütülenince incelip daha bir zarif böyle kalıp gibi olacak. Yapımı da gösterdiğim gibi çok kolay arkadaşlar. İğneden tığa iğne oyasında aynı şekilde duruş şeklini bu şekilde sizlere hazırladım. Bunu istediğiniz her renk yazmaya uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Çok da hoş oldu. Renkleri de böyle. Çok seviyorum bu renkleri. Siyaha da yakışıyor arkadaşlar. Şöyle yakın plan tutayım. Evet, modelim bu. Şöyle bir de çevireyim bakın ters dönüş halini. Bir de bu şekilde görmüş olalım. Evet. Yapımının kolaylığı, böyle çıtır çıtır renklerik oluşuyor, iğneden tığa oluşuyor birçok özelliği ile arkadaşlar çok hoş oldu gerçekten bakın yapmanızı denemenizi tavsiye ederim şöyle evet modelimizin yapılışı bu şekilde Evet, sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.